böyle bir ortamın el kaldır indir mantığıyla olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye'nin, yani hukuktan daha öte, Türkiye'nin yararına değil. Bunun zararlarını Türkiye çok açık bir biçimde geçmişte gördü. En yakın 2016'da gördü. 2016'da. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı gördü Türkiye. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de Türkiye'de bir yararı yok. Türkiye'nin iş barışına hizmet etmez. İki, yani bu kayyum siyasetinden sonra siyasi temsil bakımından yani şey olan, güvencesiz olan toplumumuzun, sosyolojimizin bir parçası olan insanların, yurttaşlarımızın temsilinin engellenmesi daha büyük siyasal sonuçlara yol açar. Yani aklı selim siyasetçiler bunu görürler. Öyle tahmin ediyorum. Hele hele ABD ve ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır aynı zamanda. Yani bunun sonuçları sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da, dış politika bakımından da ağır sonuçları olur. Dolayısıyla bu ağır sonuçların bir parçası biz olmayız en azından. Olmamak için de çaba sarf ederiz.